Kanal Urfa Haber Merkezi'nden herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. Gün öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında ekonomiye ilişkin konuşarak çiftçilere de müjde verdi. Onur ve gurur duyduğumuz liderimiz AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Türkiye'nin son 20 yıldaki 16. genel seçimi olacak 2023 Haziran'ına hazırlanırken üyelerimizle irtibatımızı güçlendirmeye de önem vermeliyiz. Çiftçilere müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelere yer verdi. Salgın öncesine göre istihdamımızı 2 milyon kişi artırdık. Bu vesileyle hazineye ait tarım arazilerini kira ile kullanan çiftçilerimize de bir müjde verin. Hazineye ait tarım arazilerini kullanan çiftçilerimizin bu yerleri ecrimisil bedellerinin yarısına kiralayabilmelerini zaten sağlamıştık. Böylece ülke çapında 595 milyon metrekare hazine arazimiz 55 bin çiftçimiz tarafından ekilip biçilmeye başlanmıştı. Bu çiftçilerimizin tarımsal desteklerden de faydalanabilmelerini temin etmiştik. Şimdi yeni bir kararla bu 55 bin çiftçimizin kira sözleşmelerinin yıllık artış bedelini %22'den %9'a indiriyoruz. Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e sert eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu. CHP'nin başındaki zatın tehditlerinden neredeyse payını almayan kalmadı. Paşa keyfi kimi isterse hedef tahtasına onu koyuyor. Ağzını her açtığında muhtarlarımızdan öğretmenlerimize, polislerimizden hakimlerimize, valilerimizden AK Parti seçmenine kadar herkese tehditler savuruyor. Bay Kemal, yarın 2000 civarında muhtarımla, evet, burada bir arada olacağım. Muhtarlarla nasıl bir araya gelinirmiş, sana da bunu göstereceğim. Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. 24 saatte 368.913 COVID-19 testi yapıldı. 44.869 kişinin testi pozitif çıktı. Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 368.913 COVID-19 testi yapıldı. 44.869 kişinin testi pozitif çıktı. 160 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 27.492 oldu. 18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı %83,26, birinci doz aşı yapılanların oranı %91,77 olarak kayıtlara geçti. Aşı sonrası arıyorlar, yok. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 132.897.714 doza yükseldi. 18 yaş ve üstü nüfusta en az 2 doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu. En az 2 doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu illerse Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda havalandırması kısıtlı, kalabalık ortamlarda vakit geçirilmemesi ve maskenin koruyacak şekilde takılması gerektiğini belirtti. Koca, sosyal mesafeyi omikron varyantının kolay bulaştığını bilerek ayarlamalıyız. Hijyen kurallarına uymalıyız. Aşı hatırlatma dozunu zamanında yaptırmalıyız ifadelerini kullandı. Ceylan Pınar ilçesinde yağma suçundan 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş büro ekipleri bir hafta önce cezaevinden kaçtığı belirlenen FC'nin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında hükümlü FC'nin ilçeye bağlı Ensar Mahallesi'nde gizlendiği bilgisi üzerine adrese operasyon düzenlendi. Yakalanan zanlı işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Zanlının yağma suçundan 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin, Beyazgül Karaköprü ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Merhaba. Gayet edeb etmişsin. Her fırsatta esnaf ve vatandaş ziyareti gerçekleştiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Karaköprü ilçesi Mehmet Hafız Bulvarı'nda esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Söyle, bereket olur ya da. Evet. Nasılsınız? Rahatınız iyi mi? Allah razı olsun. Karaköprü ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştiren Başkan Beyazgül, esnaf ve vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Sabah erken saatlerde gerçekleşen ziyarette Başkan Beyazgül esnafa hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulundu. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bizden bir isteğim olacak. Karaköprü mezarının orada kısım var ya. Burada kazalar yaşanıyor. Bir üst çeşit kazı yaptı. Onu çalışıyorum, inşallah halledeceğiz. Başka bir beklentimiz yok. İnşallah. Değerli izleyenler, kestane, kebap yemesi sevap değişi fiyatı içinde gerçek olduğu gibi. Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti kestane her köşe başında satılmaya başlanırken geçen yıl oranla kebap fiyatıyla aynı oldu. Kestane kebap yemesi sevap derlerdi. Şimdilerde kestane gerçekten de kebap fiyatını buldu. Geçen yıl fiyatı 40-50 lirayken bu yıl 80 lirayı buldu. Peki kestaneye rağbet var mı? Gelin hep beraber görelim. Havaların soğumasıyla beraber uzun kış gecelerinin aranan lezzeti istisnasız kestane oluyor. Şanlıurfa'da da her sokak başında ocakların üzerinde pişen kestanenin kokusu vatandaşı o noktaya yönlendiriyor. Geçen yıl kestane fiyatı 40 ila 50 lirayken bu yıl 60 ila 70 lirayı buldu. Yerli halk kestaneye pek rağbet göstermese de Suriyeli vatandaşların sıklıkla aldığı öğrenildi. Kestane satarak geçimini sağlayan Nurettin Küçükköse, geçen yıla oranla fiyatların yükseldiğine dikkat çekti. Bu yıl artışı olduğu için mesela geçen yıla göre, geçen yıl kilosu 50-60'tı, bu sene 60-80-90'a kadar çıkıyor. Mesela pişmiş fiyatı geçen yıl kilosu 60-65'ti, bu sene 75-80-90 arası değişiyor. Şimdi bizim memleket biraz diğer memleketlere göre çok geri kaldığı için, o yüzden gerekmiyor. Ama Suriyeliler bizden iyi geçiyor. Haliliye Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısının ilk birleşimini gerçekleştiren Başkan Mehmet Can Polat, 2022 yılında da canımızla bedenimizle canı gönülden çalışmalarımıza devam edeceğiz dedi. Meclislerimiz, çok kıymetli basın mensupları, herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Haliliye Belediye Meclisi 2021 yılı Ocak ayı 1. toplantısı Eyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezi Meclis Toplantı Salonu'nda Başkan Mehmet Can Polat'ın başkanlığında toplandı. İnşallah 2022'de de yine Haliliye Belediyesi olarak dolu dolu bir taraftan açılışlar, bir taraftan da böyle yeni hizmetlerin temellerini ataraktan yolumuza devam edeceğiz. Meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda açılış ve yoklamanın ardından gündem maddelerine geçildi. Toplantının açılışında konuşan Başkan Mehmet Can Polat şöyle konuştu. 2022'nin şu anda ilk günlerinde, ilk meclisinde değerli meclislerimizle birlikteyiz. Ben buradan meclislerimize de teşekkür etmek istiyorum. Haliliye ilçemizin, Haliliye sakinlerimizin her türlü menfaatleri çerçevesinde hizmet noktasında değerli katkılarından dolayı meclislerimize ve belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın göstermiş oldukları güvenden dolayı, teveccühten dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Bu güvene ve teveccühe layık olmak adına bizler de elimizden geldiği kadarıyla
canımızla, bedenimizle, canla, başla şu anda da can gönülden çalışmalarımıza devam ettiğimizi ifade eder, saygılar sunarım. Öte yandan meclis gündeminde yer alan Haliliye'de öğrenim gören öğrencilere tarihi değerleri tanıtmak amacıyla gezi düzenlemesi teklifi de meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Bu doğrultuda Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Haliliye Belediyesi'nin ortak projesi kapsamında Şanlıurfa Müzesi'ne gezi düzenlenmesine ilişkin esas ve usullerin belirleneceği protokol için Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'a yetki verildi. Meclis üyelerimizin oylarına sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Kalp krizi geçiren hastaya Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan başarılı balon ve stent işlemi sonucu sağlığına kavuştu. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bahçıvanlık yapan 64 yaşındaki Ali Doğan kendi evinde geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle bilinci kapalı olarak Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine götürüldü. Kalbi duran hastaya yapılan müdahalenin ardından kardiyoloji uzmanı Doktor Halil Fedai tarafından anjiyo yapıldı. Yapılan anjiyoda damarları tıkalı olan hastaya balon ve stent işlemi sonrası kalbe kan akışı sağlandı. Kardiyoloji uzmanı Doktor Halil Fedai yaptığı açıklamada 64 yaşındaki Ali Doğan'ın hastane personeli olduğunu belirterek şöyle konuştu. 64 yaşındaki Ali Bey bize kalp durmasıyla gelmişti. Evde göğüs ağrısı olması üzerine yolda kalbi durmuş ve bize geldiğinde kalbi durmuş şekildeydi. Acil servisteki arkadaşlar hastaya hızlı bir şekilde müdahale etmişler. Kalp masajına başlamışlardı. Ölümcül ritim bozukluğu olması üzerine sürekli elektroşok uygulanmaktaydı. Ben acil serviste hastayı gördüğümde kalp krizi olduğunu gördüm. Hızlı bir şekilde anjiyo aldık. Anjiyoda damarını hızlı bir şekilde açtık. Balon stent uygulaması yaptık. Ondan sonra hastamız totalde 30 dakika kalp masajı 12 defa elektroşok uyguladı. Geri kalan tedavisini 3 gün boyunca yoğun bakımda uyguladık. 3 gün sonrasında kendisini herhangi bir rahatsızlığı olmadan taburcu edebildik. Sağlığına kavuşan Ali Doğan yaptığı açıklamada hastane personeline ve uzman doktor Halil Fedai'ye teşekkür etti. Ben eve giderken kız çocuğa dedim ki bu konuları biraz yavrum da kalple alakam yoktu yani. Benim bilmiyorum hasta kalbime muhal yok diye bilmezdim. Sabaha karşı kalktım. Kızım dedi ki baba sen renginle işimiz sarı olmuşsun, hastasın, seni acile getiriyor. Dedim ben oğlum bilmiyorum. Kalktı beni arabaya bindirdiler, o da oğlum baraba. Yolda gelirken kendimden geçmişim, acile yetiştim, ben bilmiyorum, gelmişim, gelmemişim, benden haberim yok. Hocam sen beni kurtarmışsın, Allah senden razı olsun, kendine bir çiçek de getirdim. O da beni tebrik etti, ben de onu tebrik ettim. Allah onda 100.000 sefer razı olsun. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydeli sabahın erken saatlerinde gerçekleştirdiği alan gezileri ilçeyi adım adım dolaşarak sorunları yerinde tespit ediyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydeli gelenek haline getirdiği sabah gezilerini rutin bir programla sürdürüyor. Çinevler ve Atakent mahallelerinde incelemelerde bulunan Başkan Baydilli, yapılan çalışmalar hakkında birim müdürlerinden bilgi alırken vatandaşların mağdur olmaması için gerekli çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi. Sabah gezilerinin verimli geçtiğini söyleyen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, bu gezilerimiz ilçemize hizmette bize önemli bir ilham oluyor ve çalışmalarımızı daha verimli hale getirmemizi sağlıyor diye konuştu. Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü 4 öğretim üyesi ve 14 araştırma görevlisiyle birlikte bu alanda Şanlıurfa'da önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji'de yapılan operasyon ve çalışmalarla birlikte bu bölüm fark oluşturmaya devam ediyor.
Sadece Şanlıurfa'ya değil bölgeye de hizmet veren hastanenin ortopedi ve travmatoloji bölümünde yapılan operasyon ve tedaviler bu alanda önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Baki Volkan Çetin yaptığı açıklamada uzun yıllara dayanan bir tecrübe ve birikimin eseri olarak ortopedi ve travmatoloji bölümünü ilgilendiren hastalıkların büyük çoğunluğununsa tedavi ve takibini yaptıklarını dile getirdi. Pediatrik ortopediyle uğraşıyorum. Pediatrik hasta grubumuz var. Bu hasta grubu içerisinde özellikle çarpık ayak, kalça çıkıyor hastaları, serebral palsi hastaları ve deformiteli çocuklarımız var. Bölgedeki en büyük üniversite olarak biz pediatrik ortopedide elimizden geldiğince bu hastalarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Başhekim doçent doktor Güzel Çiçek, hastanenin ortopedi ve travmatoloji bölümünde yapılan çalışmalardan dolayı tüm ekibe teşekkür etti. Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi olarak biz ortopedi ve travmatoloji ana bilim dalında çok ciddi hizmetler vermekteyiz. Bununla birlikte alt dallara ayrılarak Baki Volkan Çetin hocamın öncülüğünde pediatrik ortopedi vakalarını da hem kendi ilimizde hem çevre illerimizde alarak burada yapmaktayız. Biz burada pediatrik ortopedi ameliyatlarını yapan Baki Volkan hocama çok teşekkür ediyoruz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Hilvan ilçesinde inşaatı tamamlanan kütüphanenin arka kısmındaki 12 dönümlük alanda başlatılan kent park çalışması devam ediyor. Hilvan ilçesinde yapımı tamamlanan ilçe kütüphanesinin ardından kolları sıvayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ilçede kent park çalışması başlattı. Büyükşehir Belediyesi tarafından kütüphanenin arka kısmında bulunan 12 dönümlük alan parka dönüştürülecek. Hilvan ilçesinde 12 dönümlük alan üzerinde yapımına başlanılan Hilvan Kent Parkı projesinde idari bina, çocuk oyun grupları, fitness alanı, koşu yolu, bisiklet yolu, kamelya, çeşme, yürüme yolları, aydınlatma ve sulama sistemleri yer alacak. Kütüphane alanında yapılacak olan parkla birlikte öğrenciler açık alanda da ders çalışma imkanı bulacak. Karaköprü Belediyesi 2022 yılının ilk belediye meclis toplantısı Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydin'in başkanlığında gerçekleştirildi. Başkanlık makamında 5.393 sayılı. Karaköprü Belediyesi'nde 2022 yılının ilk belediye meclis toplantısı yapıldı. Karaköprü Belediyesi meclis toplantı salonunda düzenlenen Ocak ayı ilk oturumunu Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli yönetirken toplantıda gündem maddeleri görüşüldü. En güzel şekilde alacağımız kararların Karaköprü'müze ve Şanlıurfa'mıza da hayırla getirmesini temenni ediyoruz. 2022 yılında görev yapacak denetim komisyonu üyeleri seçiminin de yapıldığı oturumda meclis üyeleri Halil Öncel, Bahyettin Bereket, Ali Kılıç, Mustafa Akaslan, Fırat Sultan denetim komisyonuna seçildi. Bahyettin Bereket, Halil Öncel, Ali Kılıç, Mustafa Akaslan. Yılın ilk meclis toplantısının ilk oturumunda açıklama yapan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, yeni yılın hayırlı olmasını ve verimli bir meclis yılı geçirilmesini diledi. 2021 yılında geride bıraktık. Önümüzde 2022 yılıyla birlikte Karaköprü'müzde yapacağımız en güzel hizmetlerle Karaköprü'müzü hak ettiği yere getirmek için yeni bir yılın başlangıcındayız. 2021 yılı açılışlarla, temel atmalarla şükürler olsun geçti. Bu yıl daha yoğun bir şekilde yapacağımız hizmetleri en iyi şekilde yerine getirip çaba ve mücadele içerisinde en güzel şekilde çalışacağız. Karaköprü Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısı oturumları hafta içinde devam edecek. Adana'da meydana gelen acı bir olayla devam ediyoruz. İki çocuk babalarıyla birlikte evde anneleri tarafından ölü bulundu. Baba ve iki oğlunun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tahmin ediliyor. Adana'da iki çocuk babalarıyla birlikte evde anneleri tarafından ölü bulundu.
İddiaya göre Asiye Çülha sabah çocukları 8 yaşındaki Ali ve 6 yaşındaki Hüseyin'i okula göndermek için kalktı. Eşi Samet Çulha ile birlikte sobalı odada yatan çocuklarının yanına geldi. Çocuklarına seslenen anne cevap alamayınca yanlarına gidip uyandırmak istediğinde çocuklarının ve eşinin de hareketsiz olduğunu fark edince çığlık attı. Annenin çığlığı üzerine olay yerine gelen komşuları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri baba ve iki çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis baba ve iki çocuğun nasıl öldüğü yönünde çalışma başlattı. Bu arada eve gelen Çulha ailesinin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Anne de yakınları tarafından evin ikinci katına çıkartılarak teskin edilmeye çalışıldı. Polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı çalışmada baba ve iki oğlunun ilk belirlemelere göre sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tahmin ediliyor. İlk incelemenin ardından cenazeler otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Şanlıurfa'da Güneydoğu Anadolu bölgesinin tek kayak merkezi Karacadağ'da ziyaretçiler ilk önce kayak keyfi yaşadı, sonra ise halay çekti. Güneydoğu Anadolu bölgesinin tek kayak merkezi olan Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Karacadağ Kayak Merkezi 2022 yılının ilk günlerinde vatandaşların akınına uğradı. Geçen yıl pandemi ve kar yağışının az olması nedeniyle açılmayan merkezde bu yıl kar kalınlığı 35 santimetreyi buldu. Merkez özellikle Şanlıurfa ile birlikte Diyarbakır, Mardin, Batman, Adıyaman gibi çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. 2 yıl aradan sonra kayak yapmanın keyfini yaşayan ziyaretçiler daha sonra ise kar ve tipi altında davul ve zurna eşliğinde halay çekti. Güneydoğu Anadolu bölgesinin tek kayak merkezi olan Karacadağ'da bu yıl sezonu açtıklarını söyleyen kayak merkezi sorumlusu Orhan Atilla, kayak merkezinin hafta içi de açık olduğunu söyledi. Karacadağ kayak merkezi burası. Güneydoğu'da tek yer olan Karacadağ kayakımızı sezon 2022'ye girdik. Hayırlısıyla kazası belasız başladık inşallah. Hafta sonlarımız gördüğünüz gibi çekimlerde de görünecek. Karabalık daha da artıyor. Hafta içi de açıkız, hafta sonu. Gelen misafirlerimiz Diyarbakır, Batman, Mardin, Şanlıurfa ve il ve ilçelerinde gelen müşterilerimiz geliyor. Arkadaşlarıyla birlikte Karacadağ'a gelenlerse bölgenin tek kayak merkezi olduğunu belirtti. Kış tatiline gelmiştik. Onu da burada Karacadağ'da değerlendirmek istedik arkadaşlarımızla. Hem kayak yapalım hem böyle piknik yapalım havasında geçti. Çok güzel buralar. Zaten Karacadağ binlerce yıllık tarihi olan, hepimizin geçmişinden bir nebze bir şeyler bulunduran bir yer. Ama çok daha iyi olabilir diye düşünüyorum ben. Hani buranın turizme kazandırılması, çeşitli işletmelerle özellikle lokal bölgede tanıtımının daha iyi yapılması buranın çok daha iyi bir yere geleceğinin göstergesidir aslında. Çok güzel bir yer ama Karacadağ'a severek geliyoruz değil mi? Tabii ki kesinlikle. Arkadaşlarla hafta sonunu değerlendirmek için buraya geldik. Bölgenin tek kayak merkezi. Kesin eksikleri olsa da kesinlikle gezilip görülmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. Ceylan Pınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu'nun talimatları doğrultusunda 15 Temmuz Kültür Evi'nde çevre düzenleme çalışmalarına başlanıldı. Ceylan Pınar 15 Temmuz mahallesinde yer alan kültür evinde belediye başkanı Feyyaz Soylu'nun talimatı üzerine ekipler çalışma başlattı.
ekipler tarafından devam eden bordür döşeme çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Feyyaz Soylu çalışmalar hakkında bilgi aldı. 15 Temmuz mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Soylu, sürdürülen çalışmalarla ilgili vatandaşları bilgilendirdi. Çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından kültür evinin halkın hizmetine alınacağını belirten Başkan Soylu, vatandaşlara müjdeyi verdi. İncelemelerde bulunan belediye başkanı Feyyaz Soylu şöyle konuştu. Evet, doğru dediğiniz gibi şu anda 15 Temmuz taziye evimizin çevre düzenlemesi yapılıyor. Hem taziye evinde hem sokak arasında TEDAŞ ve diğer kurumların yaptığı kazılar sonucunda tahrip olan yollarımızın tadilatı var. Arkadaşlarımızı yerinde gördük. Onlarla beraber çalışmalarını takip ediyoruz. Şu an buradan çıkıp kırsal mahallelerimizde devam eden parke taşı serim çalışmalarına da gideceğiz, bakacağız. Oradaki durumlarını da inceleyeceğiz. İnşallah zamanla bütün sorun sıkıntılar giderilecek. Vatandaşlarımızın buna biraz sabırlı olmalarını diliyoruz. Diyarbakır'ın iki kadın ambulans şoföründen biri olan kırmızı başlıklı lakaplı Ayfer Kurt, acil tıp teknisyenliğinden şoförlüğe geçip zamanla yarışarak hayat kurtarmaya çalışıyor. Kırşehirli Ayfer Kurt 11 yıl önce acil tıp teknisyenliğinden Diyarbakır'da göreve başladı. Çınar Birnoğlu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Kurt direksiyon başında dikkat, hız ve ivedilikle hastalarına yetişip hayatlarını kurtarmaya çalışıyor. Daha önce eğitimlerini tamamlayan Kurt, son 4 aydır Diyarbakır'ın stresli, yorucu trafiğinde vakalara zamanında müdahale için annelik duygusunu da ortaya koyarak görevini severek başarılı bir şekilde yapmaya çalışıyor. Unutmadığı anları olduğunu belirten Kurt, pandemi sürecinde yoğun çalışma içinde olduklarını hatırlatırken, özellikle kadınlara ve yapılamaz denilen her şeyin herkesin yapması gerektiğinin de altını çiziyor. Yaklaşık 11 yıldır Diyarbakır'da görev yapmakta olduğunu söyleyen Kurt, Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyeni mezunu olduğunu belirtti. Yaklaşık 11 yıldır da Diyarbakır'da görev yapmaktayım. Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyeni mezunuyum. Ön lisans olarak da sağlık kurumları işletmeciliği. Acil Tıp Teknisyeni olarak göreve başlamıştım. Bu son 4 aydır da aktif olarak ambulans sürücülüğü yapıyorum. Vakaya çıktıklarında insanların %90'ının çok duyarlı olduğuna değinen Kurt şöyle konuştu. Vakaya çıktığımızda eğer acil bir vakaysa yol verenler, yani %90 gerçekten insanlar çok duyarlı. Ambulansa yol verme konusunda. O konuda pek fazla sıkıntı yaşamıyorum ben ya. Hani erkek sürücüler nasıldır bilmiyorum ama hani kadın sürücü olduğum için bana yol veren güzel yani. Var şu an bir lakabım var. Kırmızı saçlı kadın sürücü. İşine geldiği zaman insanlara uzattıkları yardım eli, bir şeylere katkıları olmasının mutluluğuyla eve gittiklerini belirten Kurt, sözlerine şöyle devam etti. O insanlara uzattığımız yardım eli, bir şeylere katkımız oluyorsa, insanlara yardımcı olabiliyorsak, onun mutluluğuyla eve gidiyorsun. Evdeki huzurun ayrı. Tabii canım, vicdanım rahat oluyor her zaman. Çünkü üzerime düşen görevi her zaman tam layıkıyla yerine getirmeye çalışan bir insanım. Eyüp Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyüp Belediyesi tarafından organize edilen kırsal mahalleler arası futbol turnuvasının açılışında gençlerle bir araya geldi. Eyyubiye Belediyesi Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen ve yaklaşık 2 ay sürecek kırsal mahalleler arası futbol turnuvası açılış seremonisiyle başladı. Düzenlenen açılış programına Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AK Parti Eyyubiye İlçe Başkanı Mehmet Moğol, Kadın Kolları Başkanı Gülten Balcı, Gençlik Kolları Başkanı Hamza Göktaş, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Gençlerle tek tek ilgilenen ve gençlerin fotoğraf taleplerinin hepsini yerine getiren Başkan Kuş, turnuvanın centilmence geçmesi temennisinde bulundu. Eyyubiye gençliğinin her zaman emrinde olduklarını belirten Başkan Kuş şöyle konuştu. Gençlerimizi kucaklıyoruz. İnşallah kazasız belasız bir turnuvayı geride bırakırız. Gençlerimiz ne emrederse her konuda emirlerinde olduğunda ifade etmek isterim. Şu anda kırsalına başladık. Burada da merkez mahalle sakinlerine seslenmek istiyorum. Özellikle gençlerimize. Eğer merkez mahalle gençlerimiz bizlerden turnuva talep ederlerse emirler olur. Derhal onu da inşallah başlatırız. Turnuvaya katılan gençler de organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Öncelikle başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Aylardır bekliyoruz bu turnuvayı. Bugün de ilk maçımız. Her şey çok güzel olur umarım. Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bizi aylardır bekliyoruz bu turnuvayı. Şu an ilk maçın heyecanı içerisindeyiz. Çok mutluyuz. Gerçekten dört gözle bekledik bu müsabakayı. Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Her daim başkanımızın yanındayız. Belediye başkanımızdan ilk başta hani teşekkür ediyoruz ona. Böyle bir aktivite bize yaşattığı için. İnşallah güzel, sıkıntısız bir maç olacak. İnşallah hani herkesin istediği gibi olur. Böyle organizasyonların daha nice sahalara, nice kırsal kesimlere ulaşmasını çok isteriz. Temennimiz de bu yönde. Yani bu organizasyon üzerinden herkesten, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Devamının gelmesini istiyoruz biz. Şanlıurfa Spor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt devam eden kamp sürecini değerlendirerek transfer konusunda yönetim ile birlikte önemli isimlerle görüşmeler yaptıklarını söyledi. Şanlıurfa Spor devre arası kamp dönemini Antalya'da sürdürüyor. Teknik direktör Serdar Bozkurt'la kampta 4. gününe giren takımda moraller üst seviyedeyken sarı yeşilli ekip günde çift antrenmanla ikinci yarıya hazırlanıyor. Vedat Bora'nın hafif sakatlığının bulunduğu takımda futbolcular sıkı antrenman dönemi yaşarken teknik heyet ve kulüp yönetimi birlikte hareket ederek transferler için görüşmelerine devam ediyor. Kamp dönemiyle ilgili bir değerlendirme yapan Şanlıurfa Spor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, amaçlarının takıma katkı sunacak isimleri kulübe kazandırmak olduğunu söyledi. Vallahi geldik, başladık. Çocukların durumu da iyi. Yani Vedat'ın ufak tefek sakatlığı, çok ciddi bir sıkıntımız yok. Çalışmalar da iyi gidiyor. Moraller üst seviyede. Biraz tabii yorgunluk oluşabiliyor antrenmanlarda. Ama o çok önemli bu dönemde yani. İstediğimiz şey zaten yorumlarımız. Bir yandan işte burada çalışırken bir yandan transfer için uğraşıyoruz. Biliyorsunuz yani yönetimle beraber çalışıyoruz. Amacımız sadece laf olsun diye transfer yapmak değil. Yani bir kere burada herkese söyleyeyim. Önemli olan katkı sunacak oyuncuları alabilmek. Değerli izleyenler, ana haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.